Aylin hoş geldin. Hoş buldum Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Adım Aylin. Mersin'den katılıyorum. Ordulu bir baba, Mersinli bir annenin kızıyım. Köyde yaşıyorum. Hayvanlarla ve çiftçilikle uğraşıyorum ama mesleğim İngilizce öğretmenliği. Çalışıyorum da aynı zamanda. Bol bol köyde vakit geçiriyorum. Bu anne şekilde. Baba mı çiftçilik yapıyor? Onlar da yapıyorlar. Babam arıcılık da yapıyor. Benim çiftçiliğe çok merakım var. Çok hoşuma gidiyor, ilgilendiğim bir alan. Harika. Hayvanlar öyle. Hangileri? Büyükbaş, küçükbaş? Büyükbaş genelde ağırlıklı. Büyükbaş. Hı-hı. Et, süt? Yani aslında o amaçla yetiştirmiyoruz. Genelde erkek olanları yetiştirip satıyoruz. Öyle. Harika. Baba oradan Mersin'e geldi. Evet. Hanım köyüne geldi. Anneme çok aşık olmuş geldi. Çok güzel. Mutlulukları daim olsun. Başka teşekkür neler yapıyorsun? Ederim. Dillere merakım var, yabancı dillere. 5 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Hangileri onlar? İngilizce, İtalyanca, Almanca, Yunanca, Türkçe. Korece'ye başladım şimdi. Başlangıç seviyesindeyim hobi olarak. Tebrik ederim. Tebrik ederim Aylin. Kiminle geldin? Kübra'yla geldim, çocukluk arkadaşım. Sözü kendisine verelim. Merhaba Kübra, hoş geldin. Merhabalar Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni de tanımak isteriz. İsmim Kübra Set, 94 Mersin doğumluyum. Gıda mühendisiyim, arkadaşıma başarılar diliyorum. Onunla gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Aylin, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisi internetteki bir alışveriş sitesinde sıkça sorulan sorular kısmında karşılaşılabilecek sorulardan biri olmaz? A. Kapıda ödeme var mı? B. Kredi kartı geçerli mi? C. Kargo ücreti ne kadar? D. Ödemesek olmaz mı? D. Ödemesek olmaz mı? Son karar. Hep ilk soruda elenmekten çok korkuyordum. O korkuyu geçtin Aylin. Bir sorumuz evet. Daha var. Umarım onunla geçeceksin. İlk baraj evet. Sorumuz 2000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Erken kalktım işime şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? A. Avokado sürdüm dürümüme. B. Tofu ekledim salebime. C. Şeker kattım aşıma. D. Kinoa koydum salatama. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. C, son karar. Aylin tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Var mı bir hedef aklında? Açıkçası kendimi denemek istiyorum. Net bir hedef koymadım. İlk barajı geçmek benim için zor olan kısımdı. Hani heyecanıma yenik düşer miyim diye. Mutluyum şu an. Peki devam ediyoruz. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Matematikte bölme işleminde bölünenden artan sayıya ne denir? A. Geçen. B. Duran. C. Kalan. D. Giden. Kalan olduğunu düşünüyorum. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. C. Kalan. Son karar. Tebrik ediyorum Aylin. 4. sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Tavla oynarken atılan zar şeşyek geldiyse zarların üste gelen benekleri hangisini gösterir? A. 6-1 B. 5-2 C. 4-3 D. 3-1 Dü şeş 2-6 şeş 6 olduğunu düşünüyorum. Yek dü 1 Seyirciyemi sorsam risk almak istiyorum biraz. A. 6-1 son kararım. Şu
6 yek 1. Gayet de doğru açıkladın Aylin. Tebrik ediyorum. Ama yine de bir tereddüt ettin. Evet. Şaşırdım yani. Buraya oturunca biraz evdeki kadar rahat olmuyormuşuz yanıtlarda. Evet, doğal olarak. Ama iyi ki de jokerini kullanmadın. Tebrik ediyorum. 5. sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hevenk nedir? A. Deve semeri. B. Meyve bağı. C. Kapı tutacağı. D. Kalın halat. Hiçbir fikrim yok. Hevenk. Seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hevenk nedir? A. Deve semeri. B. Meyve bağı. C. Kapı tutacağı. D. Kalın halat. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %41 oranıyla B şıkkı, ona en yakın %35 ile A şıkkı demişler Aylin. Sen ne dersin? Hevenk. Çok yakın çıkmış birbirine. B, meyve bağı son kararım. Tebrik ediyorum Aylin. %35'lik bir seyircimiz deve semeri havutla karıştırdılar. Evet. Hevenk'le havut karıştı. Tebrik ediyorum. Altıncı sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Bitsin artık bu cile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat bitmez böyle, sana dönmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Dinlediğiniz Artık Sevmeyeceğim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Nilüfer. B. Nesrin Sipahi. C. Gönül Yazar. D. Neşe Karaböcek. Neşe Karaböcek olarak hissediyorum ama telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Bir yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Gürkan Akdağ, İsmail Akgöz, Orhan Alan. Kim arayalım? Gürkan Bey'i arayalım. Yakınınız nedir Aylin? Benim müdüremin eşi kendisi, hocamız. Kendisi de hoca mıdır Gürkan? Üniversitede hoca, Mersin Üniversitesi'nde doçent. Hangi bölüm? Turizm bölümündeydi, gastronomi. Güveniyorum, umarım biliyordur. Umarım. İyi akşamlar Gürkan Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Yarışmacımız Aylin Alan 6. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Takla bekliyorum. Sorumuz sessiz bir soru Gürkan Bey. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Aylin size soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Tamamdır Gürkan Bey. Dinliyoruz efendim. Bitsin artık bu cile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat dinlediğiniz Artık Sevmeyeceğim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Nilüfer, Nesrin Sipahi, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek. Neşe Karaböcek. Neşe Karaböcek. Teşekkür ederim Gürkan Hocam. Rica ediyorum, bol şanslar. Teşekkürler. Doğru hissetmişim. D. Neşe Karaböcek, son karar. Tebrik ediyorum Aylin. Teşekkür ederim Kenan Bey. Senin aklından da Neşe Karaböcek geçiyordu. Evet, geçmişti ama emin olamadım. Gönül Yazar mı ikileme düşürdün? Evet, evet. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. Hazır mısın? Hazırım. 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor.
Genç bir baterist olan Andrew Neiman'ın ve orkestra şefliği yapan öğretmeninin hikayesinin anlatıldığı Damien Chazelle'in yönettiği film hangisidir? A. Bir Konuşabilse, B. Ölü Ozanlar Derneği, C. Whiplash, D. Her Çocuk Özeldir. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. Whiplash, D. Her Çocuk Özeldir. D. Her Çocuk Özeldir. Son kararım. Her Çocuk Özeldir, Amir Kağan'ın filmiydi. Evet, başrolde de oynuyordu. Evet, o kadar karıştı ki şu an bende evet. Her şey. Öğretmenlik yaptığı bir filmdi evet. Ve bir çocuğa yardımcı oluyordu ve ondan bir deha çıkartıyordu. Evet. Doğru öğretmenliği sayesinde. Deyince... Burada bir baterist olan öğrenciden bahsediyordu. Whiplash'ti, biliyorsun Oscar'da da ödül almıştı. Filmin ayrıca çekim süreci açısından da çok enteresan bir filmdi. Sanırım 3 hafta ile 4 hafta arasında çekildi. Hı hı. Yani bir sinema filmi için çok kısa bir süre. 3 hafta, 3,5 hafta gibi bir sürede çekildi ve birçok ödül aldı. Çok da takdir edildi. Gerçekten ilham verici bir filmdi. İzlemeni tavsiye ederim Aylin. Teşekkür ederim. Ayrılmadan önce ne paylaşmak istersin bizlerle? Benim en büyük hayalim böyle televizyondan köyüme selam yollamaktı. Buradan köyümü lütfen. Ve ailemi çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Yarışmak çok keyifliydi. Burada olmak çok güzeldi. Farklı bir hava kattı. Çok mutluyum. Harika. Çok biz teşekkür ediyoruz sana Aylin. Tebrik ediyorum. İyi ki geldin. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Selamlar bizden de buradan. Aynen.